Mary 19 yaşında Atina'da yaşıyor. Üniversiteye gitmemiş ama hemen iş bulmuş ve çalışmaya başlamış. Televizyon satılan bir şirketin çağrı merkezinde haftada 5 gün, günde 8 saat çalışıyor. Maaşı ise haftada sadece 20 euro. Mary anne babası ve kardeşiyle birlikte yaşıyor. Babası bir boyacı, çok fazla işi yok. Annesi evleri temizliğe gidiyor. Aylık gelirleri çok az. Peki neden Mary bu işte kalmak zorunda? Çünkü başka iş bulamadım. Ailemden de sürekli para almak istemiyorum. Zaten kötü durumdayız. Yani onları üzmek istemem. Haftada 20 euro alıyorum. Para 3-4 gün içinde bitiyor. Sonra yine parasızım. Mary ve ailesi Yunan kökenli Arnavutlar. Yunanistan'da iş patlaması olduğu zamanlarda daha iyi bir hayat umuduyla gelmişler. Bugün daha iyi bir yaşam hayali çok daha uzak görünüyor. Hiç ummadığımız bir hale düştük. Bazen süt ya da ekmek alacak paramız bile olmuyor. Kızgın değilim çünkü benim gibi aynı durumda olan binlerce genç var. Ama çaresizim. Bu sadece Yunanistan'a özgü bir problem de değil. Bütün Avrupa Birliği'nde krizin ilk kurbanları özellikle 25 yaş altı gençler oluyor. Birlikteki 27 ülkenin 8'i dışında üye ülkelerdeki genç işsizlik oranı %20'yi aştı. Kırmızı alarm veren İrlanda, Slovakya, İtalya, Portekiz, İspanya ve Yunanistan'daysa bu yaş aralığındaki iki kişiden biri işsiz. Nick Maltkowski'nin Avrupa'daki 30 yaş altı genç işsizlik üzerine bir araştırması var. Maltkowski, gelecek umutları olmayan bu gençlerin artık Avrupa Birliği liderlerinin görmezden gelemeyeceği sosyal bir patlayıcıya dönüştüğünü söylüyor. Kısa bir şekilde elinizdeki 10 gençten 7'si işsiz. Bu durum onları hayal kırıklığına uğratmış, iş bulamadıkları için oldukça kızgınlar. İşte tehlikeli bir durum söz konusu. Bu durumdan çıkabilmenin ise şimdilik iki yolu var gibi görünüyor. Yurt dışına çıkmak bunlardan biri. Hali hazırda 120 bin üniversite mezunu genç yurt dışında okuyor ve çalışıyor. Bu sayı arttıkça artıyor. Diğer tarafsa giderek umutsuzlaşıyor ve sisteme daha da öfkeleniyor. Yunanistan'daki karar mercileri de bu durumda aşırı çözümlere başvuruyor. Yunanistan'ın ilk Avrupa Birliği IMF planını imzaladığı 3 yıl öncesinden bu yana bu tarz protesto gösterileri artık çok tanıdık hale geldi. Genç nesil, siyasetçilerin onlara bıraktığı ekonomik kriz, maaş kesintileri, yüksek vergiler ve gençler için yer kalmayan küçülen iş piyasasını protesto ediyor. Geçen ay Avrupa'nın iki büyük ekonomisi Almanya ve Fransa işsizlik 27 milyona ulaşınca uyandılar ve o sosyal kriz kahvesinin acı kokusunu aldılar. Merkel ve François Hollande Avrupa'daki gençlere yatırım şansı veren yeni çözüm adı altındaki yeni bir vizyon duyurdu. Avrupa'nın özellikle gençler arasındaki işsizlik sorununa daha fazla dikkat etmesini istiyoruz. Eğer İspanya'da, İtalya'da, Portekiz'de ya da Yunanistan'da kabul edilen planların içeriğine bakarsanız, bunun sadece bütçe konsolidasyonuyla alakalı olmadığını görürsünüz. Bu planlar ülkeyi tamamen değiştirecek reformlar içerir. Fakat eleştirmenler Yunanistan'daki iş piyasasında gerçekleşen büyük reformların gençleri piyasa dışına sürüklediğini söylüyor. Yeni çözüm adı altındaki bu plansa 2 milyar euroluk bir finansmanla küçük ve orta ölçekli işletmelere istihdam sağlamayı hedefliyor. Aynı zamanda Almanya gibi iş olan yerlere gidebilmek için yabancı dil eğitimi sağlayan fonlar da var. Fakat bu plan Yannis Spanos gibiler için çok geç. Yannis ailesiyle yaşıyor ve yıllardır iş başvurusu yapıyor.
28 yaşında üniversite mezunuyum. Fakat hiçbir alanda iş bulamıyorum. Başvurduğum yerler bana geri dönmüyor. Bu arada Yannis yeni çözüm vizyonuyla kendi restoranını açabileceğini düşünüyor. Ama bu konuda çok şüpheci. Çünkü ona göre konu iş imkanı yaratmaya gelince siyasetçilerin sicili pek de iyi değil. İlk önce suçu kendimizde aramalıyız. Çünkü onlara biz oy verdik. Politikacılara gelince bu kadar yıl boyunca iktidardaydılar ve hiçbir şey yapmadılar. Her şeyi olduğu gibi bıraktılar. Yunanistan'ın ilk kurtarma planından bu yana yaklaşık 70 bin küçük ve orta ölçekli firma kapıya kilit vurdu. Yunanistan'ın iş çevrelerine göre bu yeni çözüm anlaşması eğer küçük düşünülürse işe yarayabilir. Avrupa'da 25 milyon KOBİ ve 27 milyon işsiz var. Bu iş adamlarına göre eğer her firma bir kişiyi işe alsa problem çözülür. Fakat anlaşmanın pratiğe geçmesi uzun zaman alacak. Bence bu anlaşma işe yarayabilir. Fakat şu sıralarda değil. Sanırım 2014-2020 arası öngörülen bir anlaşma bu. Doğrusunu söylemek gerekirse önümüzdeki 6 ay ya da 1 yıl Yunanistan için oldukça uzun bir süre. 2014'e bile ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Ben hükümetin istediklerini yapamadığını düşünüyorum. Çünkü Troika'ya sormak zorundalar. Troika içinde de Yunanistan sorunuyla alakalı farklı yaklaşımlar var. Galiba Yunanistan tüm yanlış anlaşmaların arasında kalıyor. Avrupa'daki özellikle gençler arasındaki işsizlik sorunu önümüzdeki Avrupa Birliği zirvesinin de en önemli maddesi olacak. Avrupalı işsiz gençler içinse uyarı çanları uzun zamandır çalıyor. Gençlere göre uyarı çanları eğer Avrupalı liderler giderek büyüyen bu sorun için etkili bir çözüm bulmaz, harekete geçmezse daha uzun süre çalacak. Eğer sürekli olumsuz düşünürsek ilerleyemeyiz. Neden işler değişmesin? Bence onlar değiştirilebilir. Eğer gençlere destek olurlarsa her şey değişir. Eğer sorunlar çözülsün diye beklersem, sanırım çalışacak ne halim ne de isteğim kalacak yaşa geleceğim. Şimdi gencim, asıl şimdi çalışmalıyım.